Stüdyoda konuklarım var. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Habertürk programcısı Esra Toptaş ve hukukçu avukat Yasemin Babayiğit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepiniz. Şöyle yapalım. Esra, önce eğer müsaitsen seni bir alayım. Çünkü Esra'nın İstanbul'da 2018'de 128.900 sokak köpeği var deniyor. Şöyle 2009 yılında, bundan kaç yıl oluyor? 14 yıl önce. 14 yıl önce Mehmet bu haberi abi. Esra yaptı. Değil mi? Habertürk gazetesinin ilk sayısı. İlk sayısı. İlk sayısı. Habertürk gazetesinin 1 Mart 2009. Niye bunu getirdik buraya? Onu söyleyeyim önce. Şimdi 2009 yılında 1 Mart'ta ilk sayısında Habertürk'ün bu konu özel bir haberle Esra bunu çalışmış. 14 yıl geçmiş aradan, ne değişti? Aynı. 14 yıl önce karşılıklı köpek atıyorlar dedik. Biraz da böyle ironik bir başlık kullandık. Neydi burada mevzu? İşte sokak köpekleri mevzusu, o zaman da konuşuyorduk. O zaman tabii 10 binlerden bahsediyorduk. 10 binlerce köpeğin sokakta olduğundan bahsediyorduk. Ve belediyelerin yeterli kısırlaştırma çalışması yapmamasından, çözüm yolu olarak da işte kendi sınırlarında topladıkları köpekleri götürüp komşu belediyelere atmasından bahsediyorduk. Sonra o belediyenin de tekrar toplayıp köpekleri iade etmesi. Böyle karşılıklı belediyelerin köpekleri... Birbirlerinin alanlarına bırakıyorlar köpekleri. Birbirlerinin alanlarına, özellikle ormanlık alanlara bırakılmasından bahsediyorduk. Mesela orada Beykoz, Beylikdüzü, Sarıyer gibi ilçelerden örnekler vermişiz. O zaman jandarma ekipleri de operasyonlar yapıyordu. Ben bu haberi yazarken karşılıklı köpek atıyorlar. Şimdi geldiğimiz noktada... 14 şu an böyle bir sonra, haber yapacak olsan aynısını mı yaparsın? Aynısını zaten yaptım. Geçtiğimiz ay yazdım ben bu konuyu. İşte şu andaki son verileri araştırdım. Geçtiğimiz ay 2022'nin son ayında bir yazı yazdım ve köpek popülasyonu nedir diye araştırdım Mehmet Akif. Araştırdım ama net bir sayı yok. Yani İstanbul'da ne kadar sokakta köpek var bilmiyoruz. 2018'de. Bunlar 2018'de İstanbul'da kaç sokak hayvanı var? Niye 2018 diyeceksin? Aradan 5 yıl geçmiş. Çünkü en son veriler bunlar. Bunlar da kayıt altında olanlar. Yani bir şekilde çip takılanlar, bir şekilde küpe takılanlar. Ama binlercesi yine bilinmiyor. Mesela burada işte çok 2018'deki verilere göre ilçe ilçe baktığımızda işte Arnavutköy, özellikle Bolluca ormanları Arnavutköy'de o zaman 10 bin köpek varmış. Bunlar 2018 veriler. İşte biraz daha arkadaşlar diğer ilçeleri de getirebilirlerse, mesela Beykoz 18 bin. Orman çok diye. Orman çok diye. İşte Beylikdüzü, ormanlık alanların çok olduğu yerler. Büyükçekmece aynı şekilde. Başakşehir aynı şekilde. Bunlar 2018'deki veriler. Peki günümüze gelecek olursak acaba bunların güncellenmiş rakamları ne diye? Çekmeköy 6750 bak mesela. Evet, 6750, işte Esenyurt 4000. Eyüp 1500 ki çok az görünüyor. Eyüp'te Kemerburgaz. Niye kedileri saymıyorsunuz, köpekleri sayıyorsunuz diyebilirler. Evet. Yasemin Hanım da diyebilir belki izleyicilerimiz de. Çünkü burada problem yaşıyoruz. Burada değil. Orada genelde burada, yaşamıyoruz. Evet, burada bir sorun yok. Yani burada çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bunların güncellenmiş rakamları ne diye soracak olursan. O kadar kalmış mıdır Esra'cığım? Sokak köpekleri kedileri de parçalıyor çünkü. Yani ben bu kadar kedi kaldığını, sahipsiz kedi kaldığını düşünmüyorum. Kediler de mesela benim yaşadığım çevrede neredeyse sahipsiz kedi yok. Yok yani. Öyle yok mi? Evet. Sokakta kedi yok, gezemiyor yok. Gibi bir durum evet. var. Geleceğim hemen mesela konuşuruz. Mesela dün öyle bir görüntüyü biz yine ekranlara getirmiştik Mehmet Akif. İşte bir grup köpek bir kediyi parçalama görüntüsü. Var onun videoları da var arkadaşlar. Bulsun çünkü kedi parçalıyorlar sürü halinde, çete yani halinde. Doğal ekosistem. Doğasında var çünkü. Fakat, yani doğasında olan. Evet, doğasında var. Fakat doğasında var kedi parçalıyor. Doğasında var değil. Çocuk parçalıyor. Kedilerin de yine popülasyonun arttığına dair rakamlar var. Şimdi geçen ay. Konuşacağız. Geçen ay Mehmet Akif bu rakamların günceli nedir diye sordum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sordum. Herhangi bir veri olmadığını söylediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sordum. Herhangi bir veri olmadığını söylediler. Burada köpek popülasyonun en yoğun olduğu ilçeleri tek tek aradım. Mesela Arnavutköy dedim ki 2018'de 10 bin köpek varmış. Şu andaki veriniz nedir? İşte bilmiyoruz dediler. Peki kısırlaştırma çalışmanız var mı? Bu konuda da herhangi bir bilgimiz yok, çalışmamız da yok dediler. Anlatabiliyor muyum? Mesela Eyüp'te. Biraz önceki rakam neydi? 1500 civarındaydı ki Eyüp'te ormanlık alanlar çok fazla. Kemerburgaz, Göktürk ormanları. Eyüp'te 5000 köpek olmuş. O da kayıtlı olan.
kayıtlı olan. Eyüp Belediyesi 2022'nin ilk 10 ayında 1334 köpeği kısırlaştırmış. Sadece 1300 köpek. Tabii ki ilçe belediyelerin imkanları sınırlı. Şöyle alıp diğer belediyenin bulunduğu yere atıyorlar diyorsun ya, orada kısırlaştırmadan atıyorlar değil mi? Tabii. Alıp direkt atıyorlar. Tabii. Niye kısırlaştırmıyorlar? İmkanlarla mı ilgili? Maddi külfet mi? Maddi külfet, imkanlar artık o kadar kontrolden çıkmış durumda ki. Biz işte o 2009'daki o manşeti ben atarken 10 binlerden bahsediyorduk. Şimdi 100 binlerden. Biraz önce verileri sen de paylaştın. Şu anda Türkiye'de sokaklarda 10 milyon köpek olduğundan bahsediliyor. Eğer etkili bir kısırlaştırma politikası yapılmazsa da 60 milyon. Yani hane başına düşecek köpeği varın siz hesaplayın. Değil mi? Mesela devam edeyim. Beykoz'da yani şu anda neredeyse 3 kayıtlı, tane 4 tane köpek düşüyor hane başına. Beykoz'da şu anda kayıtlı 30 bin köpek var sokakta. 30 bin. Peki buna karşılık kısırlaştırma rakamları nedir? Hemen söyleyeyim. 1523 köpek kısırlaştırılmış, 865 kediye de yine kısırlaştırma yapılmış. Yani bunlar devede... Devede kulak. Kulak değil, tüy. Ne kulağı? Kulak bile değil. Yani 10 milyondan bahsediyoruz. Kısırlaştırma rakamları yüzlerle ifade ediliyor. Çözüme dair ne söylüyorlar konuştuğunuzda? Yani mesela kanun artık değişikliği. Bu iş kontrolden çıktı. Çözümü bunu bir yok kere, mu diyorlar? Bunu bir kere kabul etmek lazım. Kısırlaştırmayı... İvedilikle ama bunu bir seferberlik şeklinde yapmak gerekiyor. Yani biraz önce rakamları sen paylaştın. %70'i, o popülasyonun %70'i kısırlaştırılmazsa biz bu popülasyonu azaltamıyoruz. Tabii, teknik olarak böyle bir şey mümkün mü? Ne diyorlar mesela? Sordunuz mu? Yani bu teknik 10 olarak, milyon köpeğin %70'inin kısırlaştırılması mümkün mü? Kısırlaştırılması mümkün ama bir zaman alacak. Bir zaman alacak. Yani bir köpek, bir dişi köpek kısırlaştırılmadığı takdirde 5 yılda 5 bin köpek ürüyor. Bir köpekten, bir köpeğin soyundan. Yani buradaki vehameti görebiliyoruz galiba. Evet. Peki Esra, buyur lütfen. Şimdi sakince bu meselenin çözümüne dair, çok uzun zamandır çünkü bu konuyu konuşuyoruz. Çözüme dair ne olabiliri anlamak için bu yayını planladık. Ve Yasemin Baba, sizle başlayalım. Şimdi böyle bir vahim tablo var önümüzde. Ben sizin yaklaşık olarak görüşlerinizi de biliyorum. Evet. Çokça da yayın yaptık bugüne kadar. Bu tablo ürkütücü bir tablo değil mi? Ve somut, rasyonel çözüm nedir? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki de Esra Hanım da söylediği gibi bu rakamların hiçbiri net değil. Ama neden net değil? Yani bu rakamlar hayvanların popülasyonuyla ilgili bir sorunu mu gösteriyor, yoksa belediyelerin gerçekten 2004 senesinden beri yürürlükte olan Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde görevlerinin ve yetkilerinin gereklerine uygun davranmayarak hayvanların popülasyonunu kontrol altına almadıklarını mı, kısırlaştırma yapmadıklarını mı ve bu sebeple de kayıt altına alarak bu hayvanların kaç tane olduğunu gerçekten tespit edemediğimiz sonucunu bize bunu yapan doğru. Belediye var mı? Son belediye. Zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde rehabilitasyon bu. Ama kayıt altına alınması bak, için 2004 senesinden bahsediyorum. 10 ayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 ayda 32 bin kısırlaştırma yapmış. Şöyle rica edeceğim. Şimdi bir şeyi bazı insanlar başaramayabilirler. Pek çok insan da başaramayabilir. Ama başarılabilecek bir şeyse birileri başarmış olmalıdır. Evet. Bunu başaran belediye başkanı var mı? Açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediyesi son zamanlarda gerçekten bu kısırlaştırma seferberliğini başlattı diye başarılı başarmış var mı? Yani bir ilçede ben kendi açımdan böyle değerlendiriyorum. Şöyle, çünkü biz sahada da olduğumuz için çok net bir şekilde İBB'nin bu şekilde bir çalışması olduğunu biliyoruz. Fatih Şimdi, Belediyesi bakın, bu Sayın konuda Baba son derece başarılı. Fatih'te geziyorum, İstanbul'da da geziyorum, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çok fazla sokak hayvanı var, rakamlar bunlar. Şimdi sokak hayvanı olmasını mı, kısırlaştırmayı mı konuşacağız? Önce ona karar vermemiz sorum lazım. Sorum şu, kısırlaştırmayı da konuşalım. Türkiye'de bunu başarmış bir belediye ve belediye başkanı, yani bu sorunu çözmüş, sokak hayvanları sorununu çözmüş bir belediye başkanı var mı? Şimdi ben bunu bir sorun olarak görmüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Tamam, bu meseleyi çözmüş. Bu kısırlaştırma ile alakalı olarak bir seferberliğin 2004 senesinden beri başlatılmış olması gerekiyor. Neden? Çünkü kanun 2004 senesinde tamam, belediyelere o zamandan bu itibaren işte var mı yapan? Hayır, o zamandan bu zamana tabii ki de %100 bir başarı elde etmeleri mümkün değil. Neden? O zaman yapılabilmesi mümkün değil sorun çıkıyor mu? Kesinlikle bu netice çıkmıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bir hayvanın her doğurduğu canlının ömür yani 16-17 sene yaşayabileceğini tespit etmek mümkün değil. Böyle bir sirkülasyon söz konusu değil. Sokaklarda bu hayvanlar doğuyor, yaşama tutunabilenler yaşıyor.
Fakat 2004 senesinden bu yana bir kısırlaştırma gerçekten belediyeler yükümlülüklerini yerine getirerek, bakım evlerini kurarak, rehabilitasyonu yaparak yapmış olsalardı, bu şu anda biz popülasyon sorununu konuşmuyor olacaktık. Benim açımdan ve benim gibi düşünenler hiçbir açısından... Hiçbir belediye görevini yapmamış, doğru mu anlıyorum? Gereği gibi yapmamış hiçbir diyebiliriz. Hiçbir belediye. Evet, ne CHP'li, ne AK Partili, evet, ne yani bütün ne il ya da ilçe sınırları içerisinde tüm hayvanların kısır olduğu bir belediye olduğunu ben bilmiyorum. Böyle zaman, bir bilgiye sahip değilim. O zaman belediyeler çaresiz mi kalıyor diye bir soru çıkmaz mı? Yani birkaç tane netice çıkabilir. Birkaç netice çıkar. Birbirlerinin alanlarına, ormanlık alanlara hayvan atmak. Neden kısırlaştırma yapmayarak yıllarca bu hayvanların sokaklardan toplanıp ormanlık alanlara terk edilmesi... Sırf bu kısırlaştırma görevini yerine getirmemesi için. Yine ilçe belediyelerinde bazılarının bakım evleri olmamasına rağmen bu hayvanların normalde diğer il belediyelerine, yani bakım evi olan il belediyelerine götürülmesi gerekirken bu hayvanın öldürülmesi, uyutulması, dağlık alanlara bırakılması gibi şeyler ortaya çıktı. Keza yine üretim, satış ve ticaretin pet shoplarda devam ediyor olması, bu alınan hayvanların, cins hayvanların hala sokağa daha terk edilmesi de popülasyonun kontrol altına alınamaması bir etken. Bizler şunu öncelikle netleştirmeliyiz. Biz sokaklarda sahipsiz hayvan olmasın diye bir görüşü asla kabul etmiyoruz ben şahsım adına. Ve her canlının yaşam hakkına saygı duyan bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Ama popülasyonun kontrol altına alınması gerektiğini ve elbette ki türlerine özgü davranış şekilleri gösteren hayvanların da rehabilite edilerek alındıkları ortama şey geri bırakılması gerektiğini sokakta söylüyorum. Sokakta yılanlar dolaşsaydı aynı şeyi düşünecek miydiniz? Ama şehir içinde yılan dolaşmıyor Mehmet Akif Bey. Ama biz yaban hayatına gittiğimiz şimdi hayvanın, köpeğin... Fareler dolaşsaydı aynı şeyi söyleyecek bakın, miydiniz? Bakın, zehirliyor musunuz yurt fare? Yurt dışında biliyorsunuz kedileri topladılar ve fare baskınları oldu. Yani bir ekosistem, güzel, bir denge, evet, var. Yaban hayatına siz ev yapmaya, yaban hayatına evcil hayvanları terk etmeye devam ederseniz, mesela geçtiğimiz günlerde köpek mi kurt mu olduğu anlaşılamayan bir hayvanla karşılaşıldı ve genetik incelemeye tabi tutuldu. Neden? Bu belediyeler ormanlık alanlara yaban yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere evcil hayvanları atarak orada yaban hayvanıyla evcil hayvanın çiftleşmesi neticesini doğuracak, ekosistemi bozacak neticelere sebebiyet veriyorlar. Bunlar evcil hayvan mı olarak? Evet, köpekle kurtun çiftleşmesinden kaynaklı bir hayvan doğumu gerçekleşti ve gen taraması için fakülteye gönderildi. Yani hayvanı yaban hayatına terk etmek değil, bulunduğu, yıllardır alışkın olduğu, Türkiye'nin tanındığı şekliyle bu hayvanları bulundukları yerlerde rehabilite etmek. Bakın yine Büyükşehir Belediyesi bunu birkaç senedir yapıyor. Yapabilen hiç kimse yok. Büyükşehir Belediyesi şu anda yapıyor diyebilirim 32 size. 10 ayda 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendilerinden aldım ben bu geçen ay. Bu kayıt altına alınan rakamlar. 32 bin kısırlaştırma yapmış. Buyurun, yani yüz binlerce köpek var sokakta. Ama 32 bin kısırlaştırma sokaktaki yapıyoruz. Köpeklerin hangisinin kısır ya da kısır olup olmadığını tahmin edemezsiniz. Neden? Çünkü hayvan kısırlaştığı zaman bir küpe takılır. Fakat çoğunlukla... Kısırlaştırma olsaydı bu popülasyon böyle artar mıydı? İşte zaten ben de bunu söylüyorum. 2004'ten yani beri gereği gibi kısırlaştırma yapılmadığı için bu popülasyon yani, var. Yani. Belediyeler, peki, arkadaşlar, belediyeler buyur, işini yapmadı. Yapmadı. Evet. Hiç maalesef yapan belediye yokmuş ama. Bir tane adam varmış yapan. Tamam mı? Gerçek bu. Eğer 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün İtlaf Kanunu'nun üstüne önlem alınsaydı, yerel yönetim, biliyorsun 1932'de Mustafa Kemal Atatürk işte zeki ve cesur olduğunu oradan biliyoruz. Tekraren söylüyorum. O dönem sokak köpekleri özellikle kuduz vakasına sebep olduğu için bir şey yayınlıyor. Yani bir talimatname, yani bir şey, hatta İsmet Paşa'dan rica ediyor. Ve diyor ki çocuklar çünkü kuduz oluyor, insanlar kuduz oluyor. Ve Atatürk bunun tek önleminin ancak köpeklerin yok edilmesiyle önlem alınabileceğini düşünüyor. Ve 1932'de diyor ki eğer zehirleyebilerek öldürecekseniz öldürün. Öldüremiyorsanız kurşunla falan diye. Çünkü o dönem kuduz gerçekten büyük salgın. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu. O zaman mesela, o zaman bayağı bir şey olmuş. Eğer onun üstüne gelen yerel yöneticiler önlem alabilseydi, mesela kısırlaştırılabilseydi. Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Yani şimdi itlaf edildiğinmesi halinde bugün de, basında da bu yapıldı. Kesinlikle bu çok karşı çıktığınız bir durum değil mi? Şöyle, kuduz mikrobunun sadece köpeklerden ya geçmediğini... Geleceğim. Hayır, şöyle, yani bak dinledim Atatürk'ün kararını... Konuşmuyorum. Yasemin Hanım'a o zaman şunu sor önce. Şimdi Yasemin Hanım bizim tamam, karşı tarafı. Dönem dönem de görüyorum, bana Twitter'dan şeyleri RT yapıyor bol bol. Yani görüşelim. Hakaretleri falan kendisi. Kişiselleştirmeden. Kişiselleştirmeden olur mu? Benim Yasemin Hanım'la bir ne kişisel bir derdim olur yani. Ama ben bu konunun tarafı olarak köpek meselesinde Ağustos ayından beri gerçekten ciddi anlamda kamuoyunun sesini yansıtmaya çalıştığım için korkunç bir linç
korkunç bir alçaklıkla karşı karşıya kaldım. Siz kamuoyunun sesini yansıttığınız için değil, hayvanseverleri insan sevmeyen bir itperest olarak, it tapar olarak nitelendirdiğiniz için linç ediliyorsunuz. Ben itperest, it tapar bilmem. Ben diyorum ki sokakta, müsaade eder misiniz Yasemin Hanım? Hukukçusunuz bak. Yani ben sizi dinledim, siz de beni dinleyeceksiniz. İsterleştirmiyorum ama bak getirdiğiniz tarz, zaten son dakika karşı karşıya geldik. Şimdi bu meselenin, bu meselenin çözümü için öncelikle bu meseleyi algılayabilmek lazım. Biz algılayamıyoruz. Böyle bir sorunumuz var. Şimdi ben mesela merak ediyorum Sayın Baba Yiğit'ten. 9 yaşında çocuk dün parçalandı Van'da köpek terörüyle. Ne düşünüyor? Buna tabii bir şey ki de çok üzgünüm. Yani biz sanki hayvan seviyoruz da insan sevmiyoruz gibi Sevilay Hanım yazılarından böyle bir netice çıkıyor ama biz her canlıyı seviyoruz. Yani hiçbirimiz elbette ki bir çocuğun, buradan da ailesine rahmet diliyorum, yani sabırlar diliyorum. Elbette ki hiçbir çocuğun, hiçbir canının zarar görmesini istemiyoruz. Siz kürekle köpeğin kafasına vurulduğunda Konya barınağında kıyameti orada koparttınız, sizin lobi. Siz bu çocuk için bu bir ne lobi yaptınız? Değil. Bu bir lobi. Konuşacağız. Bu bir lobi. Ya biraz önce bir şey söylemek istiyorum bu arada. Ve siz ne yaptınız? Bu çocuk dün parçalanarak öldü. Siz hayvan hakları koruyucusu olarak bu çocuğun ailesine gittiniz mi? Başsağlığı. Siz o kürekle kafasına, köpeğin kafasına o vicdansız, o ahlaksız adam için binlerce tweet attınız. Binlerce şey söylediniz. Çocuk öldü ya 9 yaşında. Ne yaptınız Yasemin Bakın, Hanım? Bakın bu benden şimdi beklenen bir şey ama o zaman ben de size şunu sormalıyım. Sizden sormak lazım. Siz misiniz? Konya'da, Mamak'ta bu hayvanlar katledilirken, yıllardır belediyeler kısırlaşma yapmazken, bakım evlerinde bu hayvanlar öldürülürken, Çerkeş'te hayvanın kafasına ateş edilirken herhangi bir tepki ortaya biraz koymadınız. Biraz önce yaşam hakkı dediniz ya Yasemin Hanım. Yaşam hakkı da insanların yaşam hakkı ne olacak? Çocukların yaşam hakkı tüm ne olacak? Tüm canlıların yaşam günde, hakkı. İki tüm günde canlıların iki çocuk kaybettik. Kutsaldır. Dün Adana'da bir çocuk ya sokak köpeğinden kaçarken minibüs çarptı, öldü. Ya acı bak. Bugün Van'da bir çocuk daha öldü. Yani çocukların, insanların yaşam hakkı öncelikli değil mi? Burada haklar yarışmıyor. Yani ben bunu söylemeye çalışıyorum. Nasıl haklar yarışmıyor? İnsan bir hakkı önce gelir ya. Bakın hak ben yarışına girmiyorum ben. Hayvan hepsi için üzüleceğimizi söylüyorum. Çocukların hakkı tabii ki. Bu sizin görüşünüz. Ben de size diyorum ki. Sizin görüşünüz ne? Aynı haklar demem. Hakların yarışmasına gerek yok. Bir hayvan öldüğünde üzüldüğümüz gibi, bir canlı öldüğünde, herhangi bir canlı öldüğünde, insan öldüğünde hepimiz elbette ki üzüntü duyuyoruz. Peki ne yapacağız yani? Hayvanları ne yapacağız yani? Biz ya, bu tabii ki kişiden kişiye değişir. Sokaklarda ölmeye devam mı edeceğiz? Yani, niye vegan ya da vejetaryenler var onlar, yani? Sadece onlar mesela, sadece onlar. Yani insanlar sonuçta et yiyorlar değil mi? Tavuk yiyorlar. Evet. Değil mi? Yani bunu yemesi, burada ahlakın estetiği devreye giriyor. Aslında istemez. O değil. Geçmişten gelen avcılık kültürünün ne yazık ki günümüze Gazi yansıması Mustafa geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararını doğru buluyor musunuz o dönem? Ben doğru bulmuyorum. Yalnız tabii ki de şu var. Kuduz mikrobu tedavi edilebilen bir mikrop olmuş olsaydı, nasıl ki insanda da ölüm neticesi doğuruyor, ne yazık ki hayvanda da bir ölüm neticesi doğuracaktır. Yani bu bilinen bir gerçek. Tamam. Ama şunu söylemek lazım Mehmet Akif Bey. Şu algı yanlış. Kuduz sadece köpekten geçmez. Hangi hayvana bulaşırsa bulaşsın, her alanda bir karantina yapılmalı mesele ve takip edilmelidir. Mesele sadece kuduz değil efendim. Mesele evet. Şu, ben sokakta çocuğumla yürüyemiyorum. Mesele bu. Ben de yürüyemiyorum. Burada kilitleniyoruz. Kim yürüyebiliyor? Çocuksuz da yürüyemiyoruz bazen. Açıkçası birçok, yani şu, evet ben yürüyebiliyorum. Nerede yürüyorsunuz? Her yerde yürüyorum. Bugüne kadar bu ilçede geziyorsunuz. Biz yalan söylüyoruz. Vallahi yalan söylüyoruz. Yalan söylüyoruz. Hayır, yalan söylemek değil. Ama öyle diyor, ben yürüyebiliyorum. Birçok insan, birçok insan bu sorunu yaşıyor. O zaman korunaklı sitede falan yaşıyor ya. Sitede yaşamıyorum. Ya yaşıyor da bilir. Neyse, korunaklı bir yerler. Olay bu değil. Şunu söylemek lazım Mehmet Akif Bey. Bir köpeğin, 10 köpeğin, 30 köpeğin saldırısını bütün hayvanın türüne genellememek lazım. Ben bu görüşteyim. Rehabilite etmek şu demek. Kanunda bu var. 2004, olmuyor, yapamıyoruz. Yapamıyoruz değil, yapmadılar. Bakın yapmadılar. Hiç kimse yapmamış ama. Yapılmadı. O anlamına şu anda mi? Bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapıyor. 32 bazı bakım evleri, bakın rehabilite etmek başka bir şey, kısırlaştırmak başka bir şey. Önceki ne yapıyor? Yani terim ne olarak düzgünleşelim. Kısırlaştırmak başka bir şeydir. Rehabilite etmek başka bir şeydir. Rehabilite etmek bir hayvanı diğer canlılarla birlikte aynı sosyal ortam içerisinde uyumlu hale getirmektir. Her canlı saldırgan ya da işte davranışsal olarak... Rehabilitasyon merkezlerinin sayısı kaç? Rehabilitasyon merkezi değil, onlara da geçici bakım evleri. Rehabilitasyon merkezlerinin işte rehabilite edildiği merkezlerin sayısı kaç? Bir elin beş... Ya, geçici bakım evleri bunlar yasal olarak zaten... Şimdi baktığınızda hani Yasemin Hanım hukuk okumuş bir avukat, mutlaka iyi bir eğitimi vardır. Mutlaka dünyayı gezmişsinizdir değil mi Yasemin Hanım? Yani Amerika, Avrupa'ya gidecekseniz eğer, orada sokaklarda hayvan olmama konusuna gidecekseniz eğer, yıllar önce zaten ki her ülke için geçerli değil. Yıllar önce kısırlaştırmalar yapılmış. Hayır. Orada, hayır. Bakın hepsinde itlaf yok. Çarpıtmayın. Hayır, hala hepsinde uyutuluyor. İtlaf yok. Bakın, hala uyutuluyor köpekler. Müsaade ederseniz ben söyleyeceğim. Bakım evlerine hayvanlar, sokaktaki hayvanlar alınıyor.
O hayvanlar orada bir süre, belirli ülkeler için belli bir süre var. Bu süre içerisinde sahiplenilmediği zaman ne yazık ki uyutmak dediğimiz şey aslında öldürülüyor. Evet. Hayır, daha önce de öldürdüler, topluca öldürdüler. Bak, yapılanlar Türkiye'de de yapıldı. Hayırsa da katliam var. Yani Türkiye'de de yapıldı bu. Ben sokaklarda hayvan olmasın görüşünün karşısındayım. Sokaklarda hayvanlar olmalı ama belediyeler kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeli. Bu hayvanlar yıllardır var. Neden şu anda bu kadar bu ön plana çıkıyor? Şimdi kanuni yani, yükümlülük deyince o kanundan da bahsetmek lazım. Bahsedelim. 5199 evet. sayılı hayvanları koruma kanunu yürürlükte. Dünyanın 2004'ten hiçbir yerinde böyle bir kanun yok. Hiçbir kanun, şey yaramıyormuş. O kanun hayır, ne diyor? Böyle bir kanun yok. O kanun ne diyor biliyor musun? Böyle bir kanun yok. O kanun bir tek ne diyor? Bizim ülkemizde var. Köpeği köpekler, koruyor. Hayvanı, yani belediyeler. Sokaktaki köpeği, kediyi, neyse işte saldırgan olan hayvanları koruyor. Amerika'da yok, Avrupa'da yok böyle bir kanun. Mesela barınak diyoruz değil mi? Herkesin ağzında bir barınak bakım kelimesi var. Barınak diye bir şey yok. Onun o kelimeyi de doğru tarif etmek lazım. Barınak diye bir şey yok. Bakım evi var, rehabilitasyon merkezi var. Ve o 5199 sayılı kanun şöyle diyor. Belediyeler, yerel yönetimler sokakta buldukları yaralı işte ya da işte bir mikrop kapmış, işte uyuz olmuş vesaire vesaire çeşitli hastalığı olan hayvanı alıp o rehabilitasyon merkezine götürüp tedavisini edip tedavisi bittikten koyar. Sonra mecbur. Aldığı yere mecbur. Bırakmak zorunda. Mecbur. Yasa evet. bunu Doğru. yasa bunu öngörüyor. Evet. Yasa bunu söylüyor. Yapmazsa o görevli suçlu. Böyle evet. bir kanun yok yani dünyanın kanunu, hiçbir yerinde. Ne güzel kanunu biz öncüyüz. Revize edin. Sizin lobiniz sayesinde. Bakın bu bir lobi değil. Hayvan severleri böyle lobi üyesi falan diye genelleyemezsiniz. Bu lobiye destek veren bazı milletvekillerinin de hayvan hakları siyaset dışı bir meseledir. Vicdan diyerek yaptırdığı bir kanun. Böyle saçma bir kanun olamaz kardeşim. Bakın şunu söylüyorum. Bu köpek biliyorsunuz hani biraz önce dedi ki daha önce yıllar önce yapılmış dedi şey Yasemin Hanım. Herhalde okumuyor ya da aklımıza dalga geliyor. Daha 2013'te Romanya'da, Bükreş Parlamentos yine böyle 3 yaşında bir çocuk parçalandı Romanya'da. Bir sokak köpeği tarafından ve kıyamet koptu. Vatandaş sokağa döküldü. Bükreş Parlamentos bir gecede karar aldı. Ya dedi 2 hafta içinde bütün bu köpekleri sahipleneceksiniz dedi. Köpek severle ya da hayvan severim. Yani sözüm ona hayvansa. Ben çünkü onu hayvanseverlik olarak bak, görmüyorum. Bir saniye. Bir çözüm bak, bu mesela. Çok önemli bir şey söylüyorum. Tamam doğru. Bükreş Parlamentosu 2013'te dedi ki kardeşim ya 2 hafta içinde bu köpekleri sahipleneceksiniz. 65 bin köpek tespit edildi. Ya da biz bunları uyutacağız, öldüreceğiz. İtlaf edeceğiz. Siz mesela, itlaf edilmesi görüşünde mesela misiniz? Mesela bizde de hayvanseverler sahiplensinler. Başka çözüm var mı? Sizin yazılarınızda da. Ben itlaf, hani böyle itlaf bir kampanya başlıyor. Sizin yazılarınızda ya toplansın ya öldürülsün diyorsunuz. Hayır. Yazılarınızda benim diyor. Yazdığım şey gayet ben realistim. Ya toplansın ya öldürülsün gayet, diyorsunuz. Gayet gerçekçiyim. Ya evinizi alacaksınız, bakacaksınız ya da buna razı geleceksiniz. Neye razı kimseye, geleceğiz? Kimsenin beni saldırgan köpeklerle bir arada yaşamaya mecbur bırakmaya hakkı yok. Peki yıllardır yok. Bu köpekler var. Neden siz bugün bak, çıktınız da bunları söylüyorsunuz? Bak ben bu konuyu konuşmuyordum bu arada. Her gün bir saldırı olduğundan olabilir bakın, mi acaba? Bir saniye. Kamuoyuna daha çok yansımından olabilir mi? Mesela neden yıllarca hayvanlar işkence görürken hiç kimse çıkıp bunları söylemedi? Biz burada haberciler olarak her gün bu haberleri veriyoruz. Romanya 62 günde köpeği itlaf etti. Niye bunu söylemiyorsunuz? Diyorsunuz ki yıllar önce. Bakın siz o zaman diyorsunuz ki toplum sokağa dökülsün, insanlar sokağa dökülsün. Toplumun çocukları ölüyor çünkü Yasemin Hanım. 9 yaşında, 10 yaşında. Yasemin Hanım sizin bir somut çözümünüz var mı? Mesela tabii şöyle bir şey var. Düşünür müsünüz? Hayvan severler sahipsiz bütün sokak hayvanlarını sahiplensinler. Neden hayvan severlerin üzerine belediyenin zaten bu yükümlülüğü varken yapamıyor belediye. Bakın yapamıyor değil. Belediye kendi kanun fakirine vardı. Belediyeler ya neden denetim yapamıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bunu denetleme yetkisi var. Kanun buna izin de veriyor. Bakın hayvan severlere izin veriyor. Ya öyle bir izin özel, yok. Özel bakım evleri kurulmasına yeni kabul düzenlemeye müsaade edildi. Mesela şöyle bir kanun çıksa siyasiler takip ediyorlardır. Hakikaten bu çok can yakıcı bir konu. Yani benim evladımın da başına gelse gerçekten çok çok acı bir mesele bu. Hiçbir şeyi düşünmeyebilirsiniz. Çünkü bize dokunmadan acıtmıyor. Yani başınıza gelmeden başına gelenlerin ne hissettiğini bilemiyorsunuz. Bir kanun çıkartılsa dese ki hayvan severler, bu meseleyi müdafaa edenler, sokak hayvanlarına sahip çıkmak isteyenler, sokaktaki tüm hayvanları sahiplenecekler. Belediyeler kapasitelerince sahiplenecek. Kalanları da biz bir kanun çıkarıp ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Mesela. Yani bu hayvanları özgürlüklerini uyutmaya tabii ki karşı. Türkiye bu konuda örnek bir ülke. Uyutma, öldürme yok Türkiye. Ölüyor zaten. Evet benim 3 tane köpeğim var. Hayvan kendini hayvansever olarak tanımlayan herkes beşer onar sahiplensin o zaman. Neden böyle bir yükümlülükler? Şunu anlamıyorum. Neden demek böyle bir yükümlülük? Bakın bu bir canlı müsaade ederse kendileri anlatacağım.
Şimdi bir canlı türünün herhangi bir öğesinde nasıl cezada şahsilik var? İnsanların ya, bir erkek... De canlı. Tabii Allah ki de canlı. Yılan da canlı. Ama verebileceği zarar yani daha farklı. Yani evinize geldiği zaman kafasına sopayı vuruyorsun. Verebileceği zarar daha farklı ya, o yüzden buradan yola çıkıyoruz. Ama köpek, bakın bir farenin ısırığı ve bir köpeğin ısırığı arasındaki farkı hepimiz biliyoruz, doğru mu? Farenin hiçbir zararı yok. Bakın o da ısırabilir. Fare hiçbir zararı yok. Köpekten malımıza daha az zararı. Malımıza zarar verir. Ben yani fare ben daha çok zararlı demiyorum. Yanlış anlıyorsunuz. Demek istediğim şu. Sokaklarda sahipsiz hayvanların bulunması mı sorun? Yoksa bu hayvanlardan bazılarının davranışları gereği saldırıda bulunması, bir şekilde belki alan koruma için, av için, korktuğu için, daha önce darp edildiği için saldırıda bulunabiliyor. Hayvanın içgüdüsel davranışı evet, bu. Bilemiyoruz. Doğal olarak bilemiyoruz. Nasıl tek tek anlayacağız evet. bunu? Bakın, sokakta bulundukları için saldırıda. Davranış bilimci veteriner hekimler var. Bir kere bunlardan görüş alınarak ciddi anlamda ben belediyelerin işbirliği içerisinde. Olmuyor. Denenmedi Mehmet Akif Denendi. Bey. Rehabilite Denendi. Edilmedi bu hayvanlar. Bakın, 2004 şey senesinden bu zamana rehabilitasyon gerçekten yapılmış olsaydı o zaman sokaklarda şey biz bu haberleri birisinin görüyor olmayacaktık. İnanın size anlıyorum. Ama birisinin bir şeyi başaramaması konuşabiliriz. Ama bir yerde hiç başaran yoksa o başarılabilecek bir şey değildir. Hiç yapmıyorsanız başaramazsınız. Bakın hiç kimse yapmamış. Yapmadılar ama yapanlar var artık ve daha farklı neticeler elde ediliyor. Ya İstanbul ediliyor. Diyorsunuz İstanbul'da ya ben yürüyemiyorum. Gidelim hani Kemerburgaz'a var İstanbul'da. Rehabilite edilmesi için önceki bir hayvanın gerçekten davranışsal olarak saldırıda bulunuyor mu? Önce bunu tespit etmeniz lazım. O zaman şunu şöyle mi genellemek lazım? Kadınlar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor. Bir baba çocuklarını astı geçenlerde. O zaman bütün erkekler üzerine bu genellemeyi yapalım. Ya, ve bütün erkekleri tecrit edelim. Var. Çok ilgisi var. Yarmalarla bir insanın olur gibi değil ya. Yok, siz yani benim gibi mesela nasıl, siz bir hayvan sever olarak hiç o Bolluca ormanlarına falan evet, gittiniz mi? Evet beslemeye gittim, Kurtköy'e gittim. Ben çok gittim. Evet. Orada köpekler birbirini yiyor. Neden yiyorlar? Tabii ki de yiyorlar. Neden yiyorlar? Açlıktan yiyorlar. O hayvanlar oraya kim götürdü? Peki bu hayvan severlik mi oluyor? O köpek hayvanları oraya kim götürdü? Ağaç, susuz, zavallı. Bakın o hayvanlar şehrin içinden ormanlara atıldı. Belediyeler ama diyorsunuz ya çok iyi, değil mi yani? Çok eksikli çalışan belediyeler var diyorsunuz. İşte buyurun yaptıkları bunlar. Yaptıkları bunlar. Bakın İBB mi attı oraya ya da farklı bir belediye mi attı? Bunu tespit edemezsiniz. Şimdiye çünkü kadar yıllardır var. Yapılıyor bunlar. Yasemin Hanım girin kayıtlara. Jandarmanın operasyonları var. Ben o operasyonlara bizzat katıldım. Biliyor musunuz? Ne operasyonları var? Aydınlatın köpek karşılıklı köpek atarken yakalama operasyonları var. Bakın bunun bir yaptırımı var. İstanbul Büyükşehir zaten Belediyesi biz atılmaması de gerektiği, yani ben sizinle aynı görüşteyim. Atılmaması gerektiği görüşündeyim ben zaten. Hayvanın bulunduğu yerde yaşamın desteklenmesi atıldı, gerekiyor. Atıldı, hala da atıldı. Ne yapacağız? Biz 10 milyon köpekle çocuklar ne yapacağız? Devam 10 milyon edecek. Sayısı ne doğru yapacağız? Bir rakam değil, bir tahmindir. İnsanlar, yaşlılar ısırılmaya devam edecek. İnsanlar yollarda yürüyün. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bu konuyu konuşmamaya and içmiştim. Çünkü Ağustos ayında bir yazı yazdım. Bir arkadaşımın çocuğunu çok kötü feci köpek ısırmıştı onun üzerine. Çok kötüydü yani, çok kötüydü. Yani gördüğüm manzara kötüydü. Sonra bu konuya eğilip yazmaya başladım. Ürkerek yazmaya başladım. Çünkü daha önce bu konuyu gündeme getiren Yıldız Tilbe, işte Yeşim Salkın gibi ünlü isimler inanılmaz linç derecede linç edildi. Gebersin fakat, dedikleri için linç edildiler. Fakat sonra ben yani doğru dedim ki bu konuyu. Bir kamusal sorun ve ben de bu işi yapıyorum gazeteci. Konuyu gündeme getirdim. Önerilerimi bilimsel olarak koydum. Avrupa'da, Batı'da nasıl yapılıyorsa biz de aynısını yapalım dedim. Gayet medeni bir, makul bir yazı yazdım. Onun üzerine yediğim linç, hakaret. Defalarca da devam ettim yazıya. Bir açıklama yapacağım ne olursun. Yani herhalde 15-20 tane yazım vardı. Bir iki platformda da konuştuk galiba, burada da konuştuk. Artık kendimi geçtim. Bana edilen hakaretler, beddualar, iftiralar. Yani iğrenç, yani başa çıkılamaz değil. Kendimi geçtim, kendimi hiç umursamıyordum. Ya öyle bir lobi ki çocuğuma kadar ulaştılar. Çocuğuma baskı yaptılar. Çocuğumu dışlattırdılar okuldan. Senin annen hayvan düşmanı, senin annen katil, senin annen vicdansız... Bir gün oğlum eve geldi, yeter dedi ya. Sana ne ya köpeklerden. Böyle bir lobiyle karşı karşıyayız. Ve inanılır gibi değil, benim yabancı arkadaşlarım, Amerika'dan gelen, Fransa'dan gelen, inanamıyorlar Türkiye'de yaşanan bu duruma. Siyaset bundan dolayı mı adım atıyor? Siyaset bundan dolayı. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun Azerbaycan dönüşü, sen de vardın galiba uçakta hatırlamıyorum. Yoktum, Azerbaycan dönüşü bu biraz da benim şeyimle hani... çünkü gazeteciler de yeni yeni konuşmaya başlıyoruz hani işte korkmaya başlayıp ya korkudan korkudan arınıp konuşmaya başlayınca Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne gidince bu sorun Azerbaycan dönüşü dedi ki sokakta köpek olmaz
Sokakta hayvan olmaz. Sokak değildir hayvanı. Barınakları alacağız dedi. Ve sonra biliyorsun Konya barınağını örnek gösterdi. Ama tesadüf mü nedir bilmiyorum. Bir hafta geçmeden Konya evet. barınağında iki tane vicdansız alçak köpeklerin işte kafasına kürekle vuruyor. Ve acı olan ne biliyor musunuz Mehmet Akif? Biliyor musun Esra? Kıyamet koptu evet. Çok çok kötü bir görüntüydü. Asla benim vicdanım. Ben iyi bir hayvan severim. Mı? Peki bu çocuk öldü. Bu çocuk dün 9 yaş. Ondan öldü. Önce bir dakika Bingöl'de kuduzdan ölen çocuk. Bir sürü çocuğumuz Bakırköy'de öldü. Öldü. Ya Cem Yılmaz. Ya Kıvanç Tatlıtuğ. Ya arkadaş neredesiniz siz ya? Yani o köpeğe kürekle kafasına vuran sizin vicdanınızı sızlattı da bir köpeğin zavallı, o köpek de zavallı aslında. Ağaç susuz olduğu için saldırıyor. O köpeğin bir çocuğu öldürmesi boğazına yapışıp sizin vicdanınızı sızlatmıyor mu be kardeşim? Bu nasıl sanatçı ruhu ya? Bu nasıl aydınlık, bu nasıl Türkiye'yi sevmek, vatanını sevmek, milletini sevmek? Benim çocuğum niye ölsün ya? Ben 9 yaşındaki çocuğun ölümüne üzülmek durumundayım. Şu anda köpeği mi düşüneceğim? Lütfen söyleyin sen onu mu düşünmek durumundasın? Bir gazeteci olarak. Lütfen sana soruyorum. Bu çocuk senin çocuğun olabilir. Şimdi şunu sormak lazım Mehmet Akif. 10 yılda 60 milyon köpek olduğu zaman, işler böyle devam ettiği zaman, bir kısırlaştırma politikası uygulanmadığı zaman, belediyeler birbirlerine karşılıklı köpek atmaya devam ettiği zaman, 10 yılda 60 milyon köpek olduğu zaman ne yapacağız? Siz her hayvan doğduğunda yaşadığını varsayarak bunu bakın bu rakamı ben söylemiyorum. Yasemin Hanım bu rakamı kim söylüyor biliyor musunuz? 20 milyon olsun. Bakın Mehmet Akif. Değil. Şu anda da rakamı bilmiyorlar. Akif, her gün hayvan doğsa her gün hayvanlar ölmeye devam ediyor. Bu rakamı kim söylüyor ediyor. Biliyor musun? Geçen yıl AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bu açıklamayı yaptı. Ama Özlem Zengin bu yasanın hayvanlara da yönelik meclise gelmesini sağlayan. Hayvan hakları ile ilgili yasa teklifini anlatırken ajansa şu ifadeleri açıklamış aynen. Eğer kısırlaştırılma yapılmazsa 10 yıl içinde köpeklerle ilgili nüfusun 60 milyona ulaşması bekleniyor diyor. Bu bizim beklenti. Bizim kendi bu kendimize bir ürettiğimiz bir rakam değil. Size yeterince ya, vahim gelmiyor mu bu rakam? Bakın bir veteriner hekim bunu söylemiyor. O da kendisine aktarılan bilgiyi. Allah aşkına ne söylüyor? Bakın buraya keşke bir veteriner hekim olsaydı ay, ve onunla daha detaylı konuşsaydık. Yani Sayın ben babayı, bir doğum yani kaç kişi olur mesela? Kaç bunu benim tahmin benim ben herkes alanıyla sınırlı konuşuyorum. Bu benim alanım değil. Bu bir veteriner hekimin uzmanlık alanı. Ama şunu net yasa söyleyebilirim. Yasa hazırlayanlar doğduğu anda biz söylemiyoruz ki yasayı hazırlayanlar bakın, söylüyor. Bu bir öngörü. Bu bir öngörü. Bu resmi bir araştırma, resmi teşkil bir belge değil. Öngörüler üzerinden bir varsayımda bulunuyorsunuz. Benim kabul edeceğim bir şey değil ki bu. Çünkü şimdiye kadar kimse kaydetmemiş, köpekler tek tek sayılmamış. Yok, öyle bir uygulama yok. Mehmet Akif, şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Kısırlaştırma diyoruz da işte mesela belediyelerin birbirinin alanlarına sokak hayvanını atması diyoruz. Burada şunu söylemek lazım. Normalde zaten 2004'ten beri her belediye şunu yapmalıydı. Hayvanı sadece belediyeler toplayabilir. Aşılamak, kısırlaştırmak, rehabilite etmek, kimliklendirmek, tedavi etmek ve aldıktan sonra aynı yere bırakmak amacıyla bunu yapıyorlar. Yani sadece belirli koşullarda toplayabiliyor, belirli usullerde topluyor. Ha, tedavi edecek, bırakacak. Evet, kanun bunu söylüyor yani, çünkü. Kanun bunu söylüyor. Evet, böyle saçma söylüyor. Bir kanun yok kardeşim. Peki tamam, tamam bu böyle yasa olmuş. Bir şey daha yasa koyucu. Hep geçmişi biz kanunlara uymak zorundayız. Türkiye sosyal bir hukuk devletidir. Biz de kanunlara uymakla mükellefiz. Artık ortada. Peki ne olacak? İnsanlara artık Yasemin Hanım. Mesela ki şunu anlamıyorum ben. Diyorum ki size 2004 senesinden beri gerçekten görevlerinin gereklerine uygun yapmamışlar yapacaklar bundan sonra yapmıyorlar bakın ödenekleri yoktu yapmadılar bakım evleri yoktu yapmadılar yapmayan belediyelere siz hukukçusunuz evet, yapmayan belediyelere da bulunduk yaptırım geçmişte. De yaptırım de bana bir anlatır mısınız Türkçe yapmayan görevini görevi kötüye kullanma belediye yetkilisinin veteriner işleri müdürlüğüne yaptırım nedir görevi bana kötüye kullanma suçundan yargılanır ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı belediyelerin yargılanması lazım. Ne kadar bir şey daha söyleyebilirim. Bakın. Araya girebilir miyim? Şey. Ha, gerçekten çözüm yok. Soğuk şeyler söylüyorsunuz. Bütün belediyelerin yargılanması lazım. Akif bir şey daha Akif soracağım. Bey, yeni mevzuatla birlikte artık bakım evi de kurma zorunluluğu getirildi. Bak, yani hepsinin daha yargılanması yoktu. Lazım. Yapmıyorlar dediniz. Hiçbiri tabii yapmıyor. Tabii ki de. İhbar varsa şikayet varsa tabii ki de yargılanır. Siz bir hayvan sever olarak İstanbul'da mesela kaç barınak var biliyor musunuz? Hangi devlet böyle bir şeyi böyle bir bütçeyi karşılayabilir? Çözüm olamayacağını herhalde bizi böyle dışarıda birisi izliyor olsa şu anda.
anda yok, Avrupa'da falan. Ben biliyorum. 12-13 civarında var. Her belediyenin de barınağı yok. Evet, ben ama belli bir süre içerisinde bunlar kurulmak zorunda biliyorsunuz mevzuatla kurulmak birlikte. Kurulmak zorunda. Kurmuyor. Ne yapacak? Kanuna yeni 2021'de getirilen bir değişiklik olduğu için yaptırımı bu tarihten sonra yapacaklar. Yargılanacak bütün. Tamam bunlar ne kadar şey ceza alıyorlar? Araya girmek istiyorum. Şimdi önemli bir yaptırım uygulanmasını hangi belediye ister? Bir dakika ama bu konu aslında çok şey böyle saatlerce. Yok çıkamıyoruz buradan biz ya. Akifciğim. Aslında çıkmak istemiyoruz. Diyorsunuz ya. Ya istiyoruz ben istiyorum. Niye çıkamıyoruz? Kısırlaştırma yapalım. Siz aynı şeyi söylüyorsunuz. O zaman mesela Semih Hanım gitsin hangi belediyeler kısırlaştırma yapıyor yapmıyor onları tespit etsin. Onlarla ilgili mesela yazılar yazsın. Ya kısırlaştırma köpekler halloluyor yani saldırganlığı. Yapmadılar diyorum. 81 ilim bütün ilçe belediyeleri yapmıyor diye yazılmaz. Ya Akif bak saçma bir şey tartışıyorsunuz. Veterinerlerle 10 tane veterinerle görüştük ettik. Kısırlaştıran hayvan saldırganlığını bitiriyor musunuz? Yok böyle bir şey. Böyle bilimsel bir şey yok. Sadece popülasyonu azaltıyor. Sadece popülasyonu yine hayvanın içgüdüsel olarak çiftleşme arzusu dindiği için hormonal olarak hayvan daha öyle sakinleşiyor. Öyle bir şey yok. Tam evet, var. Biraz önce dediniz ben bilimsel birbirini değilim. Bazı veteriner hekimlerden aldığım bilgiyi paylaşıyorum. Bu benim görüşüm değil. Tam tersi yönde beyan. Kesinlikle böyle bir beyan yok. Keşke bir veteriner hekim bağlasanız da anlatsak. Valla bağlayalım ama bir şey değişmeyecek. Ya bu bir çözüm değil. Açıkçası ben değişeceğini düşünüyorum. Çocuklar ölsün. Yasemin Hanım ve onun lobisi bunun üzerinden olabildiğince popülasyon gerek yok. O zaman yani sizin görüşünüze göre, sizin yazılarınıza göre. Hakaret etsinler, küfür etsinler, Sevilay insanları Hanım, linç etsinler. Sevilay Hanım, linçin bir sebebi var. Eleştiri açık olmanız lazım. Siz kamuoyu önünde bir insan olarak, eleştiriye daha açık olmanız lazım. Ama siz hayvanseverlerin tamamını genelleyip hayvanları seviyorlar diye, onları sadece köpek severmiş gibi davranıp. FETÖ gibi bir alçak yapıyla uğraştım. Sizinle uğraşamadım. Sesimi kestim biliyor musunuz? Açıkçası şöyle vallahi söyleyeyim. FETÖ ile uğraşmış. Geçmişteki beyanlarınızı ben okudum. Şöyle ben geçmişteki beyanlarınızı okudum bu konuyla ilgili. Şöyle bağlayalım. Geçmiş beyanlarınızı ne beyanım varmış? Ne beyanım varmış? Sonundaki beyanlarınızı okudum. Ne beyanım varmış? Ben bu konudaki kamuoyunda sosyal medyada var. Rica ediyorum. Neler yazdılar Twitter'da benim hakkımda. Sevilay rica ediyorum. Takdiri kamuoyuna bırakalım. Şöyle bağlayalım. Ya takdiri makdiri yok kardeşim. Ya biz çocuklar ölüyor. Biz çocukların ailelerine, evet, analarına, babalarına ses olmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız diyoruz ya. Bela biz yazıyoruz. Çözüm bulmaya artık çalışıyoruz. Artık kontrolden çıktı diyoruz ya. Şu anda tahmin edilen net rakam değil diyor. Yasemin Hanım'a hiçbir şey kabul ettiremedik bu akşam. Net rakam yok ama 10 doğru milyon. Öyle ben söylemiyorum. Peki. Yasemin Hanım'ın tahmini yetkililer, yasayı hazırlayanlar söylüyor. Öngörü. Bu işin kontrolden çıktığını, artık çığırından çıktığını çıktı. Herhalde kentleri yönetenler de biliyor ki kimse de hiçbir şey yapmıyor. Bunun için saldım çayıra, meclam kayıra. Bir reklam arası efendim. Çözemiyoruz bu meseleyi.